Düzce'de yaşanan depremin ardından TÜBİTAK bölgede saha çalışmalarına başladı. Düzce'de farklı noktalara 8 sismoloji ve 3 GPS gözlem istasyonu kuruldu. Peki bahsettiğimiz cihazlar ne işe yarıyor? Bölgedeki deprem aktivitesini izlemenin ne gibi faydaları olacak? Detayları muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı ve konuğundan alacağız. Düzce'de meydana gelen depremin ardından birçok kamu kurum ve kuruluşu Düzce'ye ulaştı. Bu ekiplerden biri de TÜBİTAK oldu. TÜBİTAK bölgede meydana gelen artçı sarsıntıları tespit edebilmek için bölgeye birkaç istasyon kurdu. Bu istasyonlar ne işe yarar? Kaç istasyon kuruldu? Bunun detaylarını jeofizik mühendisi Adil Tarancıoğlu ile birlikte konuşacağız. Adil Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba. Düzce'ye ulaştıktan sonra kaç istasyon kuruldu? Buraya gelme amacınız tam olarak neydi? Biraz bize detaylarından bahseder misiniz? Tabii. Biz TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi personeli olarak şu anda sahadayız. TÜBİTAK'ın desteklemiş olduğu doğal afetler sonrası acil gözlem çalışmalarına ilişkin birçok şu an proje kapsamında çalışmalar sürüyor. Biz de bu kapsamda deprem sonrası acil gözlem çalışmaları DEPAR projemiz kapsamında şu an sahada ekipmanlarımızı sahaya seriyoruz. Bunların yerleşimlerini gerçekleştiriyoruz ve onları çalışır hale getirip şu anda veri toplamaya başlamış durumdayız. Şu an aslında ekranlarımızda gördüğümüz bir cihaz var. Bu cihaz Evet. Tam olarak ne işe yarıyor, neleri ölçüyoruz? Biraz detaylarını öğrenelim. Evet, şu anda arkadaşımın kurmakta olduğu cihaz bölgede meydana gelen mikro depremlerin hassas şekilde belirlenmesi üzerine bizim burada kurmuş olduğumuz sismoloji istasyonlarından sadece bir tanesi. Bu istasyonlar sayesinde biz bölgedeki mikro depremleri, buradaki fayın karakterini, doğasını ve davranışını araştıracağız ve belirleyeceğiz. Diğer tarafta yine yan tarafta GPS istasyonumuzu görüyorsunuz. O da şu anda çalışır durumda. Onunla da yine bölgede deprem sonrası meydana gelen yersel deformasyonları araştırıp inceliyoruz. Bu ekipman bir ay süresince bu sahada, bu bölgede kalacak. Depremin ardından yaklaşık 12 saat içerisinde bölgeye ulaştınız ve Evet. Bu 12 saatlik süreç içerisinde kaç istasyon kuruldu, kaç sistem kuruldu? Bundan da biraz bahsedebilir miyiz? Evet. Şöyle belki haritayla göstermek daha kolay olacak. 12 saat sonrasında şu anda sarıyla görmüş olduğunuz deprem gözlem istasyonlarını ve kırmızıyla görmüş olduğunuz GPS istasyonlarını kurduk. Şu an bunlar aktif halde çalışır durumda. Verilerini biz merkezimize gerçek zamanlı gönderiyoruz. Toplamda 8 GPS, 8 tane sismoloji istasyonu bölgede ana şokun meydana geldiği yeri çevreler şekilde kurulur ve çalışır durumda olacaklar. Şimdi Düzce depremine bakacak olursak, Gölyaka'da meydana gelen depremi tam harita üzerinden görmek gerekirse nereden Evet. Bahsedelim? Şu an tam olarak merkez üssü burası. AFAD'ın vermiş olduğu merkez üssü 5.9 büyüklüğündeki deprem. Sismoloji istasyonlarımızı ve GPS cihazlarımızı daha uzak noktalarda görüntülüyoruz aslında. Neye göre seçiyoruz istasyonların yerini? Doğru. Aslında bizim ulusal ağımızı şu an AFAD işletmekte, bildiğiniz üzere. Ülkemizde var olan büyük depremler sonrasında işte o AFAD, ulusal deprem gözlem istasyonları sayesinde toplanan verilerle depremlerin lokasyonları belirleniyor. Fakat böyle lokal, yani mikro depremlerin belirlenmesi için böyle ufak alanda bir ağın kurulması gerekli. Şu anda yaptığımız, çalıştığımız alan yaklaşık 30 kilometre, 20 kilometrelik bir alan. O alan içerisinde bu böyle yoğun bir ağı, sismoloji ve GPS gözlem ağını kuruyoruz. Bu istasyonlar geçmiş depremlerde nerelerde kuruldu? Örnekleri var mı acaba? Tabii, çok fazla örneği var aslında. Kurumsal olarak biz TÜBİTAK MAM Yer Bilimleri Araştırma Grubu olarak 1990'lı yıllardan bu yana farklı yerlerde çalışmalarımızı sürdürdük. 99 yılında meydana gelen hem Gölcük hem Düzce depremlerinde, yine en son 2019'daki İzmir depreminde ilgili çalışmaları yaptık, gerçekleştirdik. Şu anda onlardan bir tanesini gerçekleştiriyoruz. Hemen size son sorumu da yöneltmek istiyorum. TÜBİTAK ekiplerinin bu istasyonlarını aslında depremden sonra görüyoruz. Neden depremden sonra bölgeye geliyoruz? Depremden sonra bu istasyonların kurulmasının bize ne gibi bir faydası olacak? Şöyle ki, kurmuş olduğumuz bu sismoloji ve GPS gözlem istasyonlarıyla aslında biz fayın doğasını, davranışını, mekanizmasını, yer altındaki devamlılığını çok daha doğru şekilde belirliyoruz. Yapmış olduğumuz bu çalışmalar sonrasında elde edeceğimiz bilgiler aslında bölgenin sismik tehlikesini, bu depremler sonrasında başka alanlarda oluşabilecek depremlere ilişkin öncül bilgileri, yani bize aslında bu alanın sismik tehlikesini belirlemede çok ciddi katkı sağlayacak. Eğer biz bölgenin sismik tehlikesini belirlersek, o bölgedeki yeraltı, yerüstü yapıları ve nüfusu da işin içine katarak o bölgenin sismik riskini belirleyebiliriz. Dolayısıyla kayıpları en az indirme şansımız olabilir.
Katkılarınız için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Düzce'nin farklı noktalarından depreme ilişkin yayınlarımızı yapmıştık. Bulunduğumuz noktada ise TÜBİTAK'ın kurduğu GPS istasyonlarının ne işe yaradığını, ne gibi katkıları olacağını ekranlarınıza getirdik. Sözü Düzce'den merkeze bırakalım.